Gönül Pınarı. Merhabalar, hayırlı akşamlar diliyoruz sevgili dinleyiciler. Bir haftalık aradan sonra Gönül Pınarı programıyla yeniden birlikteyiz ve her hafta her programda olduğu gibi stüdyomuzda Osman Ünlü hocamız bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Bu akşam dinde gevşek davranmaktan bahsedeceğiz hocam. Dinde gevşek davranmak deyince bir takım şeyleri işte üşendiğimizden dolayı yapamıyoruz. İşte belli kuralları yerine getiriyoruz belki ama biraz daha böyle ya canım şöyle de olsa ne olur, devamını yapmayı versek dediğimiz oluyor zaman zaman. Gevşek davranmak deyince bunu mu anlamalıyız, yoksa bir takım şeyleri harfiyen uygulamak zorunda mıyız? Şimdi tabii bugün cuma gecesi, her şeyden önce onu hatırlatmakta fayda var. Cuma geceleri mübarektir. Müminlerin dünyada da ahirette de bayramıdır. Cuma günü, tabi gecesi de kıymetlidir. Ahir zamanda yaşıyoruz. Dolayısıyla hiç olmazsa haftada bir cuma gecelerini kıymetlendirmek, geçmişlerimizi hatırlamak, istiğfar okumak, Kur'an-ı Kerim okumak, din büyüklerinin kitaplarını okumak, kalbimizi biraz beslemek lazım. Tabi bu girişi yapmamızın sebebi de, eğer biz kalbimizi beslemezsek, yani din bilgilerini öğrenmezsek, din büyüklerinin, evliya-i kiramın hayatlarını okumazsak, öğrenmezsek, ne olur? Allah-u Teala insanda hem nefs yaratmış, hem de ruhu yaratmış, kalbi yaratmış. Ruhun gıdası Allah-u Teala sevgisidir, muhabbetidir, onun rızasıdır, onun dinini öğrenmektir, onun dinini yerine getirmektir, emirlerine sarılmaktır, yasaklarından uzaklaşmaktır. Bu şekilde ruh beslenir. Peki nefsin gıdası ne? O da Allah-u Teala'yı inkar etmektir, Allah-u Teala'dan uzaklaşmaktır, Allah-u Teala'nın emirlerini dinlememektir, yerine getirmemektir, Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeyleri yapmaktır. Bunlar da nefsi kuvvetlendirir, nefsin gıdasıdır. Peki devamlı surette nefsimizi kuvvetlendirecek olursak, yani nefsimizin gıdası, zaten biz istesek de istemesek de o zorla almak için uğraşmaktadır. Onun gıdası verildiği için de o azgınlaşacaktır. Dolayısıyla Rabbimize iman ettiğimiz halde Rabbimizin emirlerini yerine getirmekte gevşeklik olacaktır. Zayıflık olacaktır. Tembellik olacaktır. Zaten tembellik din kitaplarında anlatılırken nefsten kaynaklanan bir hususiyettir. Nefsine uyan bir kimse dünya işlerinde bile gayretli olamaz. Gevşek davranır. Dini konularda ise hayda hayda gevşek davranır. Çünkü nefs zaten Allah-u Teala'ya iman etmek istemiyor. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek istemiyor. Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeylere karşı tavırlı hareket etmektedir. İsyan etmekte, inkar etmekte, şef olmak istemekte, hatta ilah olmak peşindedir, tanrı olmak peşindedir. Böyle bir nefs içimizdedir. Bizi dinleyenlerin de, bizlerin de içinde mevcuttur bu. Efendim bunu öldüremez miyiz? Öldürülmesi istenmemiş, zaten ölmez de. Öldürülmesi istenmemiştir. İmana gelme durumu söz konusudur sadece. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e hitaben aleyhissalatü vesselam, müminlere nasihat et, onların nefsi nasihat dinler buyuruyor. Peki müminlerin nasihat dinlemesi, işte onların imanla şereflenmesi sebebiyle, yani kalplerinde, ruhlarında bir iman var. Bu iman sebebiyle, kalplerindeki bu iman sebebiyle onların nefsi her ne kadar azgın ve taşkın davranmış olsa bile kendilerine ebedi saadeti, yani nefislerine ebedi saadetin nerede olduğu hatırlatılacak olursa o zaman söz dinler buyuruluyor. O zaman söz dinler. Onun için efendim hani dinde gevşek davranmak, dinin emirlerini yerine getirmekte tembellik yapmanın kaynağını önce iyi bir bilmemiz gerekmektedir. Demek ki nefsimizden kaynaklanıyor. Bizden kaynaklanıyor. Bir başkasından değil. Efendim ben namaz kılmak istiyorum ama işte ne bileyim ben, işte bir gevşeklik var. İşte o bir nefisten kaynaklanıyor. Efendim ben işte Rabbimin emirleri, 100 tane emir varsa 5'ini yapıyorum ama 95'ini de yapamıyorum. Sonra o 95'ini yapamadığım için o 5'inde de zorlanıyorum. Ben ne yapayım? Hep nefsimiz perde olmakta, mani olmakta, engel olmakta. Efendim o zaman niye yaratıldı bu nefs? Ha, nefs
böyle hain olmasına rağmen, hı hı, ahmak olmasına rağmen insanın yükselmesi de buna bağlıdır buyurdu. Evet, en önemlisi de bu zannediyorum hocam. Yani işte az önce bahsettiniz, hiç olmasaymış işte, ya da bu tamamen yok olmaz mı? Değil. Belki de insanın yükselmesi buna bağlıdır. Evet. Hatta din büyükleri çok güzel bir misal vermişler. O verdikleri misal de şu. Mesela süvarinin neye ihtiyacı vardır? Ata ihtiyacı vardır. Peki avcının neye ihtiyacı vardır? Diyeceksin efendim, silaha. Silaha da köpeğe de ihtiyacı var. Av köpeğine de ihtiyacı var. Avcının köpeğe, süvarinin de, yani at binicisinin de ata ihtiyacı var. Ata ve av köpeğine benzetmişlerdir. Süvarinin atına ve avcının köpeğine benzetmişlerdir nefsi. Eğer süvari atını fazla beslerse, yemini fazla verecek olursa, atı zapt edemez. Hedefine gidemez. At onu sırtından atabilir ve helakine de sebep olur. Avcının köpeği de, eğer avcı o köpeğiyle avlanmayı murat etmiş ise, ona belli ölçüler içerisinde, hatta bilemiyorum, belki bilginiz vardır veya yoktur ki kitaplarda ve avcılardan dinlediğimiz kadarıyla av köpeklerine pişmiş et yedirirler. Çiğe alışmasın zaten, hayvanın tabiatı ona müsaittir. Yediği zaman hemen avını getirmez, kendisi yer. Dolayısıyla avcı bunu bildiği için köpeğini ona göre besler. Ama ipin ucunu kaçırırsa av köpeği avcıya hizmet etmez, kendisine hizmet eder. Evet. Süvari de atının yemini fazla verecek olursa, gıdasını fazla verecek olursa, at süvarisine hizmet etmez. Çiğner geçer gider, onu da helak edebilir. İşte efendim, bu dengeyi sağlamak lazım. Evet, bu dengeyi sağlamak gerekiyor. Kitaplarda anlatılırken, din büyükleri nefsi anlatırlarken hep bu misalleri vermişlerdir. Yaratılış itibariyle ahmak yaratılmıştır. Yani yaptığı işin neticesinde, işin neticesinin ne olacağını düşünemez buyuruyor. Ahmak yaratılan bir varlık yaptığı işin neticesini tasavvur edebilir mi? Edemez bir kere. Edemez, bu mümkün değil. Ama bizi şu anda dinleyenler diyebilirler ki efendim, işte bazen öyle işler yapıyoruz ki o bizim aleyhimize oluyor, nefsimizden kaynaklanıyor. Peki efendim, o anda nasıl nefsimizi biz dinleriz? Cenab-ı Hak nefsi öyle yaratmış ki bazen yüklenir, aklı da örter. İnsan o anda aklıyla hareket etmez, hisleriyle ve nefsinin verdiği vesveseyle hareket eder. Kalbe yerleşir, aklı da örter. O kimse o anda her türlü kötülüğü yapabilir. Yani nefsin istediği her türlü kötülüğü. Cinayet işler, içki içer, zina yapar, hırsızlık yapar, gasp yapar, hainlik yapar. Her türlü kötülüğü yapar. Çünkü bütün kötülüklerin menbaı nefstir buyuruluyor. Bütün kötülüklerin menbaı nefstir. Her türlüsünü yapabilir mi? Evet, her türlüsünü yapabilir. Mesela cinayet işleyen birisini alıyorsunuz, cinayet bitmiştir, İşte hapse götürüyorlar falan. Muhakeme neticesinde zaman zaman gazeteciler de soruyor, niye işledin bu cinayeti? Pişmanım diyor. Pişman. Ama o da şaşırmıştır, nasıl işlediğini bilemez. Aklı örtülmüştür, nefs kilitler. Bir anlık. Evet. O anda der ki bunu öldür, öldür, öldür. Peki nefs bilmiyor muydu öldürdüğü zaman kendisinin hapishaneye gideceğini ve diğer isteklerinin yerine gelmeyeceğini bilmiyor muydu? Bilmiyordu işte, ahmak. Kilitliyor ve netice itibariyle de insana o cinayeti işlettiriyor. İbadetler konusunda da kilitleniyor. Allah-u Teala'ya isyan etmek onun yaratılışında mevcut olduğu için, ahmak olarak da yaratıldığı için ibadetler konusuna gelince gevşeklik verir. Onu istemiyor. Ha, burada uyanık olan, Allah'a uyanık olmamız gereken bir husus var bizim. Allah-u Teala nefsi kendine düşman yaratmış ve peygamberleri vasıtasıyla da bize vahide bildirmiş ki nefsi ben kendime düşman yarattım. Onu da sizin içinize koydum. Ona düşman olun buyuruyor Allah-u Teala bize. Nefsinize düşman olun. O size kötü şeyleri emredecek. Kötü şeyleri telkin edecek. Kötü şeyleri vesvese edecek. İbadet ettirmeyecek. Gevşeklik ondan geliyor. Efendim içimde bir istek yok. Elbette ki yok. Çünkü o isteksizliği veren nefstir. Çare üstüne gitmek. Allah-u Teala buyuruyor ki nefsinize karşı düşmanlık edin. Nefsinize karşı düşmanlık edin. Bakın kitaplarda anlatılırken bu gevşeklik, dinde gevşeklik konusu hakkında mesela kudreti gücü yettiği halde ibadet yapmamak, durumu müsait olduğu halde, kudreti gücü yettiği halde emri altında bulunanlara, yani hanımına, çoluğuna, çocuğuna helali öğretmemek, farzları öğretmemek, onlar haram işlediği zaman mani olmamak, gücü yettiği halde mani olmamak, bu gevşekliktir. Bu dinde anlatılırken kitaplarda buna müdahale denir buyuruluyor. Yani dinde gevşekliktir bu, müdahale olur. Peki nedir? Haramdır, büyük günahtır bu da.
Nefs zaten bunu bu şekilde böyle yaptırmak suretiyle kendi gıdasını temin etmekte. Çünkü Allahu Teala yarattığı her mahlukun, yarattığı ama istisnasız, ruh da yaratmış, nefsi de yaratmış, her türlü canlıyı, her türlü mahlukatı yaratmış, her birinin ayrı rızkını vermiştir. Her birinin ama. Nefs de bir mahluktur. Nefsi de yaratmıştır. Onun da gıdasını vermiş. Nedir onun gıdası? İnkar etmek. Allah-u Teala res çekmek. Haramları işlemek. Allah-u Teala'nın emirlerini yapmamak. Onun gıdasıdır. Günahlar yani. Mekruhlar. Hepsi nefsin gıdasıdır. Ne yapacaktı bu nefs? Nefs bu gıdasını almak için hücum edecektir. O helal ve mubah olan şeylerle doymaz buyuruluyor. Helal ve mubah olan şeylerle doymaz. Dolayısıyla ibadet etmek Allah-u Teala'nın emri midir? Emridir. Peki emri yerine getirmemek haramdır, günahtır. Öyleyse nefs sana ibadet yaptırmak istemez. Hocam öyle bir şey var ki ama bu mücadele ediyorsunuz. İşte üstüne üstüne gidiyorsunuz. Siz üstün geliyorsunuz. Belli bir zaman gidiyor. Bu gidiyor, devam ediyor. Sonra tekrar oluyor. Niye oluyor? Onu da din büyükleri anlatmışlar. Yine dönüp dolaşıp nefsimizi beslemeye geliyor. Yani öyle yapıyor, böyle yapıyor, nefis gıdasını alıyor. Öyle yapıyor, böyle yapıyor, nefis gıdasını alıyor. Güçlendiği zaman da kalbe hükmediyor. Peki bizim yapacağımız iş nedir? Bizim yapacağımız iş onun beslendiği veyahut da gıda aldığı yolları kapatmak. Onları kapatırsak bu zayıflar. Zayıflayınca kalbe ve akla hükmedemez hale gelir. Kalbe düşünce kendi düşüncesini, kendi istek ve arzusunu akıtamaz hale gelir. Güçlü olursa o zaman ruhun sesini dinleyemeyiz biz. O zayıf kalır, cılız kalır. Hatta onu da esir eder. Bilmiyorum size anlatırlar mıydı okullarda. Bize derlerdi ki anlatırlarken işte halen daha o söz söyleniyor. Müzik ruhun gıdasıdır. Yani çalgılar. Müzik ruhun gıdası değildir. Müzik nefsin gıdasıdır. Çünkü çalgıyı Allah-u Teala haram etmiştir, yasak etmiştir. Nefs bundan beslenir. Yani güçlenir, kuvvetlenir. Biz Rabbimizin bir tane emrini yerine getiriyoruz ama 30 tanesini yerine getirmiyoruz. Şimdi birini yerine getirmek suretiyle ruh o kadarcık bir kendisine kuvvet buldu. Ama 30 tanesini yerine getirmemek suretiyle nefsi de oradan o kadar gıda aldı. Yani güç ve kuvvet topladı. Bu nefs hakim olur mu olmaz mı? Olur tabii. Onun için niye ki kitaplarında buyuruluyor. Devamlı surette istiğfar okuyunuz. Estağfurullahil azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyel kayyum ve etûbi ileyh. Okuyunuz. Hatta kitaplarda öyle enteresan ifade geçiyor ki günahlardan sonra bir defa, ibadetlerden sonra 1000 defa. Diyeceksiniz ki efendim bu nasıl olur? İbadet yapıyorum. Niye tövbe istiğfar edeyim? Nefsin öyle hileleri var ki sen ibadet yaptığın zaman kibir, ucub ve riya kanalıyla, çünkü kibir haramdır, ucub haramdır, riya haramdır. O da haramdır. İbadet yaptığın zaman seni bu kötü huylara iterek, kibirlendirerek kendini, seni başkasından üstün gördür, başkalarından daha üstün gösterttirmek veya yaptığını beğendirtirmek yahut da yaptıklarını, bak ya herkes görsün de sana aferin ne iyi insan desinler diye yaptırtmak için uğraşır. O anda bitiriyor belki. İşte orada bunlar haram olduğu için seni ibadet yaparak da bu noktaya doğru sürükleyebilir. Onun için böyle bir düşmanla karşı karşıyayız. Hani herkes düşmanı dışarıda arıyor, gereği yok içinde. Yatıp kalkıp her zaman berabersin. Önce onu dizginlemek, onu frenlemek gerekiyor. Dinde gevşekliğin hasıl olmasının esas sebebi de onun, o canavarın güçlü hale gelmesinden kaynaklanıyor. Zayıflamış olsa o kadar müdahale edemez. Galiba kısa bir ara diyorsunuz. Evet. Bir kısa ara vereceğiz sevgili dinleyiciler. Ardından Gönül Pınarı programına devam edeceğiz. Sevgili dinleyenler, TGRT FM'de Gönül Pınarı programı devam ediyor ve Osman Ünlü hocamızla birlikte sohbetimizi sürdürüyoruz. Dinde gevşek davranmaktan bahsediyoruz sevgili dinleyiciler bu akşam. Şimdi dinde gevşek davranmak deyince bu sadece belli ibadet konularına dayalı değil. Yani geniş bir açıdan bunu değerlendirmek gerekiyor. Yani dünya işleri içinde dedik. Tabii dünya işleri içinde. Aynı zamanda da mesela dini konularda bir kimse, mesela evin reisidir, babadır yahut da annedir. Çocuklar mesela namaz kılmıyor. Ya da Kur'an-ı Kerim okumuyor. Ne onlara böyle bir teşvik var, ne onlara aynı şekilde ne bileyim bir öğreteyim gayreti söz konusu. İleride yaparlar. Bu dinde gerçekliğin ta kendisidir. Olur mu öyle şey? Ne zaman yapacak o çocuk? 25 yaşına gelince mi?
zaten buluğ çağından sonra o çocuğa vereceğin şeyler onu hiçbir zaman etkilemezdi. Tesir sahasına da girmez. Seni dinlemez çünkü. Bizde bir atasözü var. Ağaç yaşken eğilir. Çocukluktan itibaren anne baba o konuda tavizsiz olmalı. Efendim acımasız mı olmalı? Acımasızlık, merhametsizlik farklı bir şey. Neye merhamet edileceğini de iyi bilmesi gerekir. Çocuğa dini öğretmemek merhametsizliktir. Çocuk eğer namaz kılmıyorsa, ona gevşek davranırsan merhametsizlik etmiş olursun. Çünkü orada çocuk gevşek davrandığı zaman çocuğa toleranslı davranıyorum, müsamaha ediyorum dersen çocuğa ateşe atıyorsun. Ateşe atmak merhametlik midir? Cehir cehir yakıyorsun çocuğu sen. Ebedi saadetini mahvperişan ediyorsun. Ebedi saadetine ipotek koyuyorsun. Bu merhamet midir? Merhametsizlik midir? Elbette ki merhametsizliktir. Çocuğa dini konularda tavizsiz olmak gerekir. Yani bir şey haramsa, bir şey mekruhsa çocuk mu? Ama bu lüha ermedi. Ermesin. Çünkü çocuk yapacak olursa, kendi istediği yapacak olursa anne babaya günahıdır bunun. Ya çocuk bu ileride düzeltir. Olmaz o. Ağaç yaşken eğilir. Bu bizim atasözümüzdür. Denemesi bedava. Şu anda bizi dinleyenler varsa, çocuklarına küçükken bir şey vermediyse ileride bu çocuk eğilmez. Efendim ben çocukken dinini öğrettim. Buluğ çağına kadar ibadetlerini de öğrettim ama buluğ çağına geldi. Belli bir dönemimizin sonra hani ateist oldu. O, anne baba mesuliyetten kurtarır kendisini o zaman. Ama çocuk buluğ çağına gelmiş. Artık kendi havasına girmiş. Sen o zaman çocuğa diyorsun ki oğlum namaz kıl. Bir gün dese ki çocuk, anne bu namaz dediğin şey nedir ki? Ne okuyacağım, ne yapacağım, ne edeceğim falan, bana bir şey öğretmedin ki dediği zaman. Ne yapacak o anne baba? Ne yapacak o anne baba? İşte herkes kılıyor, sen de kıl. Nasıl kılacak? Nereden öğrendi? Nereden öğrenecek? Anne baba yapması çocuk nereden görecek? Nereden yapacak onu? Her şeyden önce anne baba kendisi yapacak onu. Ve kendisi kendisine karşı bu konuda tavizsiz olacak kişinin. Yani kendisi tembel olmayacak. Kendisi gevşek olmayacak. Dinin emirleri hususunda. Bir gün böyle yapacak, bir gün öyle değil. Bir gün bir gayreti gelecek, 100 rekat namaz kılacak. Ondan sonra 100 gün bırakacak. Olmalı bu. Bu nefse uymaktır. Dinimizde bir kaide vardır. İbadetler az olsa da devamlı olanı makbuldür diye. Kendimiz ibadet yaparken, çoluğumuz çocuğumuza bunları anlatırken ve onlara yaptırırken bu konuda tavizsiz davranmamız gerekir. Merhamet bunu gerektirir. Gevşeklik merhametsizlik demektir. Kendimizi de bu şekilde davranıyorsak kendimize de merhamet etmiyoruz demektir. Çünkü bu gevşekliğin neticesi Allah Teala korusun bizi cehennem ateşine sürüklemektedir. Cehennem azabına sürüklemektedir. Bu merhamet midir? Bu akıllılık mıdır? Yoksa ahmaklık mıdır? Ahmaklıktır bu kitaplarda. Onun için kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki haram işleyen bir kimseye eğer gücün yetiyorsa müdahale et buyuruyor. Haram işleyen bir kimseye müdahale et. Nasıl müdahale edilir? Bir hadis-i şerif var. Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle müdahale edin. Buna gücünüz yetmezse dilinizle müdahale edin. Buna da gücünüz yetmezse kalbinizle buğz edin. Tabi bu hadis-i şerif açıklanmış. Mesela Muhammed Adimi Hazretleri Berika isimli kitabında anlatmışlar bunu. Açıklamışlar bu hadis-i şerifi. El ile müdahale etmek devletin işi olur. Öyle birisi kötülük yaptığı zaman sen gidecek olursan, o gidecek olursa, herkes müdahale edecek olursa anarşi çıkar o zaman. Allah Teala korusun, o doğru değil. O devletin işidir buyuruyor. Adam hırsızdır, adam canidir, adam bilmem sahtekardır. O devletin işidir. Devletin polisi vardır, güvenlik kuvvetleri vardır. Hakimi vardır, savcısı vardır. Onlar müdahale ederler, onlar cezasını verirler. Peki, dille müdahale etmek o da alimlerin vazifesidir buyuruyor. Efendim ben şimdi bilmediğim bir konu. Adamcağız dedi ki tamam yapmayayım ama bu niye yapmayayım bunu? Veyahut da niye aynı şekilde böyle anlatıyorsun? Bir iki soru sorsa konuyu da bilmediğim için şaşırır kalırım. Onun için İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki bir kimse, herhangi bir kimseye Allah-u Teala'nın emirlerinden birisini anlatırken veya yasaklarından birisini anlatırken bir, o konuyu çok iyi bilecek. Eğer emirse kendisi yapacak. Yasaksa ondan sakınacak. Ve kendisine soru sorulduğu zaman o meselenin ince noktalarına kadar o meseleye vakıf olacak. Sorulduğu zaman da karşı taraftakini tatmin edecek şekilde cevap verecek buyuruyor. Böyle değilse zaten alim değildir o. Amel edecek ve ihlasla Allah rızası için yapacak bu işi de. Menfaat için veyahut da gösteriş için değil. Allah rızası için. Onda gerçekten hakiki İslam alimleri yaparlar. Onun dışındakiler buna yapamazlar. Peki bizim gibiler ne yapacak? Bizim gibiler hiç olmazsa kalben buğz eder. Ha biz neden mesulüz? Kendi çoluğumuzdan çocuğumuzdan mesulüz. Hani din büyüklerinin zaman zaman buyurdukları zamanlar oluyor. Kitaplarında bildirmişler. Herkesin kendine baba olma zamanı. Dinini öğrenecek. Yani hem kendisini koruyacak,
babalık yapacak, hem çoluğunu çocuğunu koruyacak ve dolayısıyla çoluğunu çocuğunu, hanımını neyse imanını ve onların ibadetlerini koruyabiliyorsa bu kimse kaptandır, hem de iyi bir kaptandır. Kurtarabiliyorsa yani. Evi bir gemiye benzet. O gemidekileri kurtar. O evin içerisindekileri, o geminin içerisindekileri o kurtarmış oluyor. Nesini? Ebedi saadetini. Her aile böyle düşünmüş olsa, her aile reisi bu şekilde hareket etmiş olsa, o zaman devletin işi de kolaylaşır. İnsanların işi de kolaylaşır. Toplum da aynı şekilde olur. Kötülükler azalır. Kötülükler azalır tabii. Yani herkes kendisine baba olmaya kalktığı zaman netice itibariyle elbette ki düzelir. Yani kendisini kontrol altına aldığı zaman. Peki bu böyle olmazsa, gevşek davranırsa ne olur? Tabii o aileden çıkar. Aile fertlerinin her birisi, tabii her birisi mücessem, artık cisimleşmiş bir nefs olduğu için canavar haline gelir. Sokağa yansıyacaktır. Sokakta da herhalde evde iyilik olmayınca sokakta iyilik olur mu? Elbette ki olmaz. Peki o zaman ceza? Ceza da umumi gelir. Efendim ben biliyordum işte, kendim yaptım. Yok. Gücümüz yettiği kimseye de bunu anlatmamız gerekir. Ama efendim işte benim gücüm yetmiyor. Ha, kitap veririz biz de. Değil mi? Anlatamam. Tamam da kitap veririm hiç olmazsa. Ya bu konu böyle böyle, şu kitapta şöyle bir şey anlatılıyor falan diye. Eğer gevşek davranacak olursak, Allah Teala korusun, başımıza daha büyük felaketler gelir. Bakın Eshab-ı Kiram'dan bazılar Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam bir şey arz ediyorlar sual olarak. İşte ya Resul olarak geçmiş ümmetlerden bir kısmına işte deprem, zelzele ile azap yapıldı. Toprak altında kaldılar. Kimisi sesle, mesela Semud kavmi, Salih Aleyhisselam'ın kavmi, Hud kavmi, ondan sonra Lut kavmi, ki onlar yerle bir oldu yani, zezeleyle helak oldular gittiler. Salih Aleyhisselam'ın kavmi, onlar da bir sesle helak oldular gittiler. Daha önceki peygamberlerin ümmetlerinde bu şekilde böyle helak olanlar var, yok olmuşlardır. Lut gölünün olduğu yer Lut kavminin şehriydi, mekanıydı. Bugün göl olarak kalıyor, yerin dibine gittiler. Hiçbir eserleri bile kalmadı. İşte Eshab-ı Kiram soruyor, ya Resulallah, geçmiş ümmetlerden bir kısmı zelzeleyle azap yapıldı, toprak altında kaldılar. Peki bunların arasında salihler de vardı, yani iman edenler de vardı diye. Niye onlarla beraber aynı şekilde o azaba düçar oldular, onlar da helak oldular diye sual edince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevaben buyuruyorlar ki evet, salihler de vardı onların içerisinde ve o salihler de, salih kimseler de o asi kimselerle beraber helak oldular. Çünkü buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allahu Teala'ya isyan olunurken onlar susmuşlardı, onlardan ayrılmamışlardı, cevabını vermişlerdir. Onlardan ayrılmamışlardı. Hatta bize mesela gelen mektup ve telefonlar oluyor. Efendim işte bir düğün olacak, akrabalar var işte orada, adamın ömründe düğün bir defa olur. Dolayısıyla içki miski falan da getirmiş. Şimdi gitmesek ayıp olur. Gidince orada içmesek de kırılırlar. Ne yapsak ki? Ne yapsak ki olur mu ya? Ne yapsak ki olur mu? Senin o akraban seni ahirette kurtarabilecek gücü var mı? Senin başına bir felaket geldiği zaman, bir musibet geldiği zaman onu önleyebilecek mi? Senin kaderine tesir edebilecek mi? Senin işlediğin günahları o üzerine alabilecek mi? Ve senin işlediğin günahları affetme yetkisi ona ait midir? Öldüğün zaman o akraban seni kabre kadar getirecek. Kabirde seni yalnız bırakıp gidecekler. Münker ve Nekir melekleri geldiği zaman gösterebilecek misin? Aha, o akrabanın yüzünden ben bu hale düştüm. O yaptırdı bana dediği zaman onlar, ha öyle mi? Peki biz ona mı gidelim diyecekler. Sen yaptın çünkü onu. Ha, orada ne gözetilmesi gerekir? Orada gevşek davranmamak, müdahale etmemek gerekir. Yani gevşek davranmamak gerekir. Burada Rabbimin rızası nerede, ona bakmam lazım. Efendim akrabam gücenecekmiş. Rabbimin rızası akrabamın rızası. Neyi tercih edeceğim? Elbette ki Rabbimin rızasını tercih edeceğim. Efendim annem babam benim namaz kılmamı istemiyor. Anne babaya itaat etmek lazım ya, hizmet etmek lazım ya, elbette. Allah-u Teala itaatten sonra gelir anne babaya itaat. Ama bu cehaletten kaynaklanan bir hadisedir. Anne baba kötü bir şey emrettiği zaman onu kırmamak için onun sözünü yerine getirmek cehaletten kaynaklanır. Çünkü kitaplarda açıklanırken buyuruluyor ki anne babanın helal ve mubah olan emirleri yerine getirilir. Haram olan emirleri değil. Anne baba diyecek ki sen Allah-u Teala'yı reddet. Sen Müslümanlıktan çık, mürtet ol diyecek. Dinlenir mi bu? Yerine getirilir mi? Elbette ki getirilmez. Peki efendim demek müdahale olur. Dinde gevşeklik olur. Ve hiçbir zaman da kurtarmaz. Ben efendim annem babam rızasını dinledim de ondan. Bize bir mektup gelmişti de. Adam mesela hanımına diyor ki namaz kılmayacaksın. Namaz kılmayacaksın. Kadın
Eğer diyor namaz terk etmesen diyor, namaz terk etmesen diyor ben seni boşayacağım. Adam dinsiz birisi. Mesela kadın mektup yazmış böyle böyle. Ne yaparsa yapsın Allah-u Teala rızkı kefildir. Ona mı verdi? Onun elinden verdi o kadıncağızın rızkını. Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Orada kadının samimi davranması gerekir. Kadının samimi davranması gerekir. Tam tersi de oluyor bazen. Erkek namaz kılıyor, kadın res çekiyor. Eğer böyle devam ederse ben senden boşanırım. Ne yapalım boşanırsın? Eğer erkek gerçekten samimiyse Allah-u Teala o kadının kalbini değiştirir. Ve kadın gerçekten samimiyse Allah-u Teala o erkeğin de kalbini değiştirir. Ha ezelde başka türlü de takdir edilmiştir. O ayrı bir mesele. O ayrı bir mesele. Ama kimin başına gelirse, hangimizin başına gelirse gelsin, öncelikle akrabamız da olsa, annemiz babamız da olsa, oğlumuz kızımızın da teklifi olmuş olsa, efendim öncelikle Rabbimin rızası nerede? Onu bulmam ve ona bakmam lazım. Peki bunu yapabilmemiz için ne gerekir? Efendim bunu yapabilmemiz için de dinimizi iyi bilmemiz gerekir. Bakınız müdahale konusunda bir hadis-i şerifte geçiyor. Ümmetimden bir kısmı kabirlerinden maymun ve hınzır yani domuz şeklinde kalkacaklardır. Ümmetimden bir kısmı kabirlerinden maymun ve domuz şeklinde kalkacaklardır. Bunlar Allahu Teala'ya isyan edenlerin arasına karışanlar, onlarla beraber yiyip içenlerdir buyuruyor. Bunlar Allahu Teala'ya isyan edenlerin arasına karışanlar, onlarla beraber yiyip içenlerdir. Ve bir başka hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala bir alime ilim ihsan edince peygamberlerden aldığı gibi bundan da misak alır. Ne demek o? O açıklanıyor. Yani ilmini lazım olduğu zaman söylemekten çekinmeyeceğine söz verir. Size daha önce öyle alimler gelmiş. Zamanımızda alim geçinenler var. Geçinen diyorum bakın. Şey yapılmasın yani. Geçinen var. Yok mu alim? Vardır da çok az, artık görünmez oldular. Çünkü ahir zaman olduğu için din adamın kılığına giren sındıklar ve şeytanlar ön plana çıktı. Din adamı kılığındalar ama. Onlar ön plana çıktı. Keyiflerine göre fetva veriyorlar. E diyor ben diyor arada sırada içiyorum. Tabii diyor onun ne zararı var ki diyor. Ramazan-ı Şerif de mesela diyor acaba diyor işte sahurdan önce içsek onun bir zararı olur mu? Diyor diyor oruca bir zarar, fıkıh itibariyle zararı olmaz olmasına da şimdi hatır için gönül için herkese göre dini yorumla söyle. Ne oldu o zaman? Bu kimse böyle cevap veren veyahut da insanlara bu şekilde böyle fetva veren kimse Allah-u Teala'nın rızasını gözeterek değil, insanların rızasını gözeterek cevap veriyor. Ve bunların da yarın cehennemde ağızlarına ateşten gem vurulacaktır buyuruyor. Ateşten gem vurulacak. İmam-ı Azam Ebu Hanife radiyallahu teala an hazretlerine kadıyı kudatlık teklif edildi. Yani o günkü şartlara göre öyle bir makam ki yani devlet kademesinde bile onların üstünde. Öyle bir otoriteye sahip. Öyle bir makam. Ama reddetti, kabul etmedi. Kabul etsin diye dövdüler. Ve o dövme neticesinde şehit düştü. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Kabul et diye dövdüler. Hapse attılar. Ama reddetti, kabul etmedi. Ya bırakın bugün Serhat Bey yani böyle bir makamı. Adamın önüne çok affedersin küçük bir kemik parçası atsan adam dinini değiştirir. Harun Reşit Hazretleri zamanında Harun Reşit Abbasi halifelerinden bir gün vezirlerinden birisine diyor ki böyle bir gönül ehli yok mu, beni götür de diyor bana biraz nasihat etsin. Yani bir alime götür de bana diyor biraz nasihat etsin. O da tanıdığı bir alime götürüyor gece. Gidiyor tak tak kapıyı vuruyorlar. İçeriden bir ses, kim o falan, işte Halife-i Müslim'in Harun Reşit Hazretleri geldi falan deyince adam kapıyı açıyor. Estağfurullah diyor, Halife Hazretleri niye teşrif ettiniz diyor, haber gönderseydiniz de ben gelseydim falan filan, adam yaltakçılığa başlıyor. Vezirine dönüyor. Diyor ki ben diyor böylesini aramam. Niye getirdin beni bunu? Ben bunu istemiyorum diyor. Öylelerini istemiyorum. Adam yaltakçı. O zaman vezir diyor ki anladım diyor, siz diyor nasıl bir kimse istediğinizi. Bu sefer bir Şafii Hazretleri'nin kapısına gidiyorlar. Çalıyorlar bir Şafii Hazretleri'nin kapısını. Birkaç defa çaldıktan sonra içeriden böyle bir derin bir ses. Kim o diyor. İşte Halife-i Müslim'in kapıda. Bir Şafii Hazretleri. Benim diyor halifeyle devlet adamlarla falan bir işim yok diyor. Niye geldiniz ki diyor. Kapıyı açmıyor. Vezir yalvarıyor diyor. Ne olur diyor ya. Yani bak kapına kadar geldi falan. Ya Allah rızası için sadece ziyaret için geldi diyor falan. Sadece ziyaret için geldi. Ya Allah rızası için diye Müslümanların emiri mi bu? Kapıya kadar gelmiş. Yani boş çevirme diyor. Yalvarmaya başlıyor vezir. Bunun üzerine peki diyor bekleyin diyor falan. İçeride mum varmış. Mumu söndürüyor. Mumu söndürüyor bak. Ondan sonra kapıyı açıyor, içeri alıyor. Vezir diyor ki niye söndürdün mumu? Yüzünüzü görmemek için diyor.
yüzünüzü görmemek için. İşte halife elini uzatıyor, müsafaha ediyor. Daha yani halifenin elini tutar tutmaz. Ey halife diyor, elinde yumuşacıkmış diyor. Ateşleyen nasıl bari diyor. Sözlerini onlar esirgemiyor ama. Ey halife diyor, elin yumuşacıkmış ama diyor. Ateşleyen nasıl bari diyor. İşte bana biraz nasihat et diye şey yapıyorlar, ölümü hatırlatıyorlar. Ey halife, bugüne kadar senin o makamında çok kimse oturdu. Ama hepsi de öldü gitti. Her biri şimdi hesaba çekildi. Ya cehenneme gitti ya da kurtuldu. Sıra sende diyor. Sıra sende şimdi. Ona göre ahireti düşün, ona göre muamele et insanlara. Harun işte ağlamaya başlıyor. Çıkarken tutuyor 1000 dinar. İşte bir ihtiyacınız olursa diyor kullanmak üzere diyor. Size hediyemizdir falan. Hey halife diyor, hala diyor hani yani sana nasihatlerim tesir etmemiş diyor. Benim diyor sizin altınlarınıza falan ihtiyacım yok diyor. Sana da muhtaç değilim. Rabbim lazım olan bana gönderiyor. Al götür diyor. Kime lazımsa onlara ver o altın. Onu da kabul etmiyor. Reddediyor. 1000 altın ya. Bir tane altına bile dinini değiştirenler var zamanımızda. Bir tanesine ya. Bırak 1000 altını. Bir tanesine bile takla atıyor, penanda atıyor. Elini yanlıyor. Bilmem, ayaklarını öpüyor. Nereden nereye? Alim onlar da işte. Hakiki manada alim onlardı. Doğruyu her yerde, her yerde, her zaman söylerlerdi. Yine kitaplarda anlatılıyor. Horasan'da işte oranın emiri hükmeden bir zat. Yine orada gönül ehli bir alim, bir zat. İşte o emirin oranın artık en büyük amiri, kimse hükümdarı mıdır nedir? Onun çocuğuna yolda bakıyor, uygunsuz bir şey görünce o zat şey yapıyor çocuğu. Bu yaptığın diyor yanlıştır. Ben diyor işte emirin oğluyum. Kimin oğlu olursan bu diyor yanlıştır. Çocuğu fırçalıyor. Çocuk da gidiyor basına şikayet ediyor. Herkesin sokakta diyor herkesin çocuğu gibi beni azarladı diyor falan. Çağırıyor bunu huzuruna. Sana diyor kim diyor bu verdi diyor bu yetkiyi diyor burada diyor Horasan bölgesinde ilinde insanlara Allah-u Teala'nın dinini anlat, emir maruf yap diye. Rabbim verdi diyor. Ben senden izin almadım ki diyor. Rabbim verdi diyor. Ben diyor sana yasak ediyorum diyor. Burada şey yapma. Burada diyor yasak ediyorum. Burada emir maruf yapmanı. Ben senden izin almadım ki diyor. Senin yasağını dinleyeyim. Rabbim verdi bana bu ilmi. Benden de misal kaldı. Ben bunu anlatmaya devam ederim. Peki o zaman diyor madem sözünü demişsin o zaman diyor sana diyor Horasan ilinde diyor emir maruf yapma izni verdim diyor. O zaman dedi ben de diyor bu görevden istifa ettim diyor. Ya diyor görev vermeden emir marufta bulunuyorsun. Görev verince de istifa ediyorsun. Ben diyor anlamadım gitti. Diyor ki ey emir diyor. Sen diyor birisine bir yetki versen sonra yetkiyi geri alırsın. Benim diyor öyle bir Rabbim var ki diyor. Bana verdiği nimetleri hiçbir zaman geri almadı diyor. Hiçbirisini ama geri almadı. Onun için mesela kitaplarda şöyle bir ifade geçiyor. Allah-u Teala bir kuluna bir mevki, bir makam verirse onu o makamdan, o mevkiden kimse indiremez. Ne gibi? İşte Yunus Emre Hazretleri. İşte Ahmet Yesevi Hazretleri. İşte Hacı Bayram Veli Hazretleri. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri. Ve İstanbul'da Mehmet Emin Tokadi Hazretleri. Yahya Efendi Rahmetullahi Aleyh. Aziz Mahmud İlahi Hazretleri. Asırlar geçmiş. O mevkiden kimse indirebiliyor mu onlar? Hayır. Gönüller sultanı bunlar. Ama insanlar bir mevki veriyorlar, bir makam veriyorlar. Bir bakıyorsun, adam bir azlediyor, kimse tanımıyor. Daha önce işte ağam paşam falan huzurunuzda el pençe. Ama bir bakıyorsun, ondan sonra kimse tanımıyor. Hatta yolda gitse bir de omuz vurup geçiyor. Ama Allah-u Teala bir kimseye bir makam verdiği zaman herkes huzurunda eğiliyor. Ama o zatta hiçbir değişiklik olmuyor. Çünkü Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne insanlar gelmişler demişler ki, efendim demişler, bu insanlar sizi övüyorlar, metüsena ediyorlar. İşte sizden bahsediyorlar. Buyuralar ki insanın övmesi veyahut da ne bileyim kıymetlendirmesi anlatması kıymetsizdir insanların buyuralar. Çünkü bu insanlar bugün över yarın da söver buyurmuşlar. Önemli olan Rabbimizin razı olmasıdır. İşte din büyüklerinin hayatı, din büyüklerinin kitabı, din büyüklerinin sözleri okunduğu zaman kalbe, ruha kuvvet geliyor. O zaman o gevşeklik dediğimiz hadise, namaza karşı gevşeklik, oruca karşı gevşeklik, haramlardan sakınmadaki gayretsizlik yavaş yavaş kayboluyor. Onun için
daha önceki İslam alimlerinin hayatlarına bakıyoruz. Mesela demişlerdi talebeleri, efendim işte eğer siz vefat edecek olursanız yani sizin sohbetlerinizi biz bulamayız, ne yapalım? O buyuruyorlar ki bizim kitaplarımızı okuyun, İslam alimlerinin kitaplarını okuyun. Böylece her gün mesela 5 sayfa, 10 sayfa, 8 sayfa, 20 sayfa diyenler var kitaplarında. Yani bu kadarcık okursanız kalbiniz devamlı surette bağlantı halinde olur her gün ama. Bağlantı halinde olur, kalbiniz kuvvet kazanır, ruhunuz beslenmiş olur, ruhunuz beslenmiş olur, nefsinize karşı kuvvet kazanırsınız. Aksi halde ruhunuz ölür, nefsiniz galip gelir, sizi cehenneme sürükler. Ve o zaman gevşeklik hasıl olur tabii. Dinin emirlerini yerine getirme durumu söz konusu olmaz. Onun için çare İslam halinden hayatına ve kitaplara dönmek gerekmektedir. İnşallah Tanrı. Evet, müsaadenizle bir ara daha vereceğiz hocam. Sevgili dinleyiciler, kısa bir aramız var, ardından programımıza devam edeceğiz. Seccaden kumlardı, devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Ve mübarek geceler, dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet Muhammed ümmetiydi. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Şimdi seni anamlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir günkü gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyadan nereye göçelim ya Resulallah? Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed, yarına iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Gel ey Muhammed, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hac'dan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Sevgili dinleyiciler, TGT FM'de Gönül Pınarı programı devam ediyor. Osman Ünlü hocamızla birlikte sohbetimizi sürdürüyoruz. Dinde gevşek davranmak bu akşamki konumuz. Evet hocam. Efendim şimdi bir hadis-i şerif var. Buyuruyor ki o hadis-i şerifte, çok acı olsa da hakkı söyleyiniz. Çok acı olsa da hakkı söyleyiniz. Ayet-i kerimede
Maide suresinin 54. ayet-i kerimesinde meal olarak Allah yolunda cihad ederler, kötülenmekten korkmazlar. Ki bu hakiki manadaki salih kimseler anlatılıyor burada. Buyuruluyor tefsirinde bu ayet-i kerimenin. Tabi Peygamber Efendimiz yine aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala bir alime ilim ihsan edince peygamberlerden aldığı gibi bunlardan misak alır. Ve bir de bir kimse Allah-u Teala'nın ihsan ettiği ilmi lazım olduğu zaman söylemezse Allah-u Teala bunlardan misak alıyor, söz alıyor. Yani yerinde ve zamanında kullanması lazım. Başka bir hadis-i şerifte de bu hadis-i şerifi açıklar gibi işte lazım olduğu zaman söylemezse kıyamet günü boynuna ateşten tasma takılacaktır. Ve Nisa suresinde de kendilerine ilim ve hidayet verdiğimiz kimseler ilimlerini insanlardan saklarlarsa, yani doğruyu gizlerlerse, lazım olunca onu söylemezlerse, Allah'ın ve lanet edenlerin lanetleri bunların üzerine olsun buyuruluyor. O ayet-i kerimede mealen. Çok korkmak gerekir o zaman. Tabii dinde gayretli olan ve salabe sahibi tabiri kullanılır. Yani kavi olan, sağlam olanlar mallarıyla, canlarıyla ve sözleriyle hatta kalemleriyle Allah-u Teala'nın rızası için Allah-u Teala'nın bildirdiklerini Allah-u Teala'nın kullarına iletirler buyuruluyor. Doğruyu söylemek gerekiyor. Doğrusu budur. Niye eğip büküyorsun ki? Adam haram işlemişse bunun haram olduğunu söyle. Ha, yapar yapmaz o ayrı mesele. Bu farzdır, bu haramdır, bu mekruhtur. Yapar veya yapmaz. Mesela Hanefi mezhebinde bir erkek namaz kılarken örtülmesi gereken göbekle dizinin altına kadar olan kısmı örtmesi farzdır. Açması haramdır. Diğer zamanda da öyle. Namazda bunun dörtte biri açık kalsa namazı bozulur buyuruluyor. Peki diğer taraflarını, baldırını, ayaklarını, kollarını ve belden üstlerini kapatması, başını örtmesi, takke giymesi sünnettir. Açması mekruhtur. Hem kısa kollu gömlekte işte namaz olmaz mı? Mekruh olur. E canım niye böyle söylüyorsunuz? Söylemeyin, insanlar kılsınlar namazı. Onun doğrusunu bilsin. Mekruh olduğunu bilsin onun. Önce bir doğruyu anlatsın. Yine aynı şekilde kadınlar mesela oje kullanıyorlar. Oje gusül abdestine mani. Abdesti de mani. Evet, ojeli olsun varsın, o gusül abdesti alsın veyahut da aynı şekilde abdesti alsın. Onunki de öyle olsun. Din hakkında bu şekilde böyle söyleme selahiyetini Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e bile vermemiş. Sen nereden aldın ki bu selahiyeti? Bu dinde gevşekliktir. Bu müdahenedir. İnsanların keyfine göre konuşmak müdahenedir. Gevşekliktir. Din budur. Kabul ettiyse bu programı, bu programın içerisinde ne varsa ona göre amel eder. Ha, amel edemediği, yapamadığı şeylerin günah olduğunu bilsin. Çünkü günahın günah olduğunu bilmek de imandandır. Farzın farz olduğunu bilmek de, bu şekilde inanmak da yine aynı şekilde imandandır. Eğer bunu hafife alacak olursa, yani farzın farz olduğunu bilmez veyahut da böyle itikad etmez, onu hafife alacak olursa, haramın haram olduğunu bilmez, ona bu şekilde böyle itikad etmez yahut da onun haram olduğunu hafife alacak olursa imanı gider buyuruyor. Evet, amel imandan cüz değildir ama bunların farz olduğunu, haram olduğunu bilmesi ve böyle itikad etmesi, böyle inanması lazımdır buyuruluyor. Haram işleyen dinden çıkmaz. Ama o haramın haram olduğuna iman etmezse, itikad etmezse onda din kalmaz. Efendim bu zamanda da artık içki haram mı olurmuş dese, namaz bile kılsa imanı gider buyuruluyor. Ama haram olduğunu bildiği halde nefsine uymuş veyahut da çevresine uymuş içki içiyor. Günahkar olur, fasık olur ama imansız olmaz. Dinsiz olmaz. Bu ölçüyü iyi bilmek gerekir. Bu da ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okumak suretiyle elde edilir. Bakın biraz önce, o aradan önce bazı misaller veriyorduk. Hani İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Abbasiler döneminde. Abbasilerin son dönemlerinde işte kendisine kadıyül kulaklık teklif edilmişti, reddetmişti. Bunun için dövüldü ve netice itibariyle de şehit düşmüştü. Emeviler döneminde de bu Mervan bin Hakem, İşte Emevi halifelerinden 683 miladi o tarihlerde ölmüş bu kimse. Onun zamanında böyle bir alim, bir zat bu işte huzurda böyle haram bir şey icra ediyormuş. Girmiş ve mani olmuş ona. Sen demiş nasıl mani olsun, ben halifeyim falan demek istemiş ona. Hiç dinlememiş. Hiç dinlememiş. Çünkü Allah-u Teala ilim verdiği kimselerden misak almış ve onu lazım olduğu yerde söylemesi gerekir. Lazım olduğu yerde söylemesi gerekir. Hatta zalim bir kimseye zalim olduğunu söylemeyecek duruma geldiği zaman siz kıyameti arayın buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Zalime zalim demekten imtina edildiği dönemde siz kıyameti arayın. Zalime zalim olduğunu. Adam zalim, zulmediyor. Aman paşam, senin gibi adil yok falan. Olur mu öyle şey? Hani bir hayvanlar aleminde bir şey anlatılır da, bunu Kirili ve Dimne
Böyle La Fontaine'de anlatıyor hayvanların dilinden. Zaten o Doğu klasiklerinden istifade ederek anlatmış, almış. Ve din büyüklerinin kitaplarında da zaman zaman böyle hayvanların dilinden bazı şeyler anlatılıyor. Bir kıtlık olmuş. Tabii yağmurlar yağmıyor. Hayvanlar da sıkıntıya düşmüş. Şimdi ormanların kralı. Aslan, ondan sonra kaplan, kurt, tilki, ondan sonra merkep bir araya gelmişler. Demişler ya bu kıtlık muhakkak bizim işlediğimiz hata ve günahlar sebebiyledir. Dolayısıyla demiş ne yapalım? Bir mahkeme kuralım. Bu mahkemede herkes suçunu itiraf etsin, tövbe istiğfar etsin, ondan sonra da yağmurlar gelsin. Tamam demişler, kabul. Aslan tabii kral olduğu için tilkiye demiş ki geç bakalım sen hakim koltuğuna otur. Tilki hakim koltuğuna oturmuş. Önce aslan geliyor. Ben diyor işte 3 sürü koyun yedim, 3 tane çobanıyla beraber diyor falan. Tilki diyor ki diyor kralım diyor senin o büyüklüğüne göre diyor bu hiç diyor geç. Günah bile sayılmaz sana göre diyor. Kaplan geliyor işte ben de diyor şu kadar insan şu kadar hayvan şöyle yaptım falan. Aa diyor senin büyüklüğüne göre bu da bir şey değil sen de geç diyor. Sıra geliyor kurda. Kurda diyor ki sen suç olarak ne yaptın ne işledin. Valla diyor bir tane diyor koyun veyahut da kuzu bana kafi gelirdi ama sürüye girdim 30-40-50 tanesini öldürür bir tanesini yerdim falan. Ha, diyor sen de büyük yani bu kurtluğuna göre diyor boynun kavi senin diyor. Valla işte bu da bir şey değil. Sıra gelmiş merkebe. Merkebe demiş sen söyle bakalım suçunu. Sen ne suç işledin? Valla demiş ben demiş bir gün demiş böyle buğday tarlasının kenarında böyle otlar vardı. Onlar otlarken o buğday başaklarından birkaç tanesi böyle yere eğilmiş. Ben ot zannıyla o başakları koparıverdim. Ha diyorlar bütün suç senin. Bütün suç senin. Senin yüzünden yağmur yağmıyor. Tutmuşlar merkebi yemişler. Merkebi öldürmüşler ve yemişler. Şimdi esas zalim olan baştakiydi. Esas zalim olan baştakiydi. Ona diyemedi. Bu suçtur. Çok büyük suçtur diyemedi. Öbürlerine diyemedi. O garipti. Bütün suçu onun üstüne yükledi. Bütün suçu onun üstüne. O zaman ne olur? Yani suçluya suçlu olduğunu, zalime zalim olduğunu söyleyemediğin zaman gadab-ı ilahi gelir o kavmin üzerine. Rahmet-i ilahi gelmez. Onun için daha önceki dönemdeki yaşayan alim ve evliya hakkı, doğruyu lazım olan yerde canı pahasına da olsa söylermiş. İşte bu Mervan bin Hakem zamanında da o zat halifenin huzurunda ve onun yüzüne karşı onun haram olduğunu, günah olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Adam kızıyor tabii ki. O halife kızıyor. Bunu tutmuş. Arslanların bir kafesi varmış. Oraya atıyor. Arslanların içine atıyor. Hem de arslanlar günlerce bir şey vermemişler. Aç arslanların arasına atıyor. Akşam oluyor. Hadi atıyorlar. Sabaha kadar. O zat orada kalıyor. Arslanların arasında. Bu zannediyor ki parçalandı bitti. Sabahleyin bakıyorlar. O zat orada oturuyor. Arslanlar da etrafında ona bakıyor. Kafesten çıkartıyorlar bunu. Soruyor. Diyor ki hiç korkmadın mı arslanlardan korkmadın mı? Hayır diyor. Onlardan diyor korku hatırıma gelmedi. Niye? Hakiki manada bunlar alim. Gerçekten gönül ehli. Çünkü iyi biliyor ki Allahu Teala dilemedikçe ne arslanı ne kaplanı ne kurtu ne yılanı ne akrebi kıpırdayamaz. Bir şey yapamaz. İnsan da yapamaz. Allahu Teala dilemedikçe. Mümkün değil o. Allahu Teala dilemedikçe katiyen olmaz. Öyle bir yakinleri var. Öyle bir imanları var. Dolayısıyla bu halde bulunduğu için arslanlar da bir şey yapamıyor. Ben diyor arslanlardan korkmadım. Hatırıma da gelmedi. Fakat diyor bütün geceyi düşünceli geçirdim diyor. O zaman halife şaşırıyor. Ne düşündün diyor. Arslanlar diyor beni yalayınca tükürükleri necis midir? Allahu Teala namazımı kabul etti mi? Etmedi mi? Bunu düşündüm diyor sabaha kadar. Başka bir şey düşünmedim diyor. Meğer mübarek hatırına gelmemiş. Yani vahşi hayvanların salyası necis midir? Abdestim vardı. Onlar beni yalayınca acaba bu namaza mani mi değil mi onların bu sallası diye onu diyor bilemedim fakat hatırıma o geldi. Bir taraftan da namazımı kıldım, ibadet de yaptım, Cenab-ı Hakk'a ibadet yaptım ama hatırıma da o geldi, bunların sallası nedirse bu ibadet kabul olmadı diye onu düşündüm diye. Başka bir şey düşünmedim. Şimdi böyle alimler varmışmış, böyle alimler varmış, hakkı doğruyu söylüyorlar. Hakkı doğruyu söyledikleri için de rahmeti ilahi onlara hep nüzul edermiş, hep rahmeti ilahi gelirmiş. Bakınız, İmam Gazali Hazretleri'nin bir tasnifi var, insanlar tasnifi. Onu zaman zaman naklediyoruz da bu zat buyuruyor ki insanlar 3 kısımdır. Değişik değişik tasnifler var da bu genel olarak bildirdiği tasnif çok hoş bir tasnif ama. İnsanları 3'e ayırmış İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Birinci kısmı gıda gibidir buyuruyor İmam Gazali Hazretleri. Herkese her zaman lazım. Su, ekmek, hava her zaman herkese lazım. Dinliye, dinsize, Müslümana, gayrimüslime herkese lazım. Ve herkes bunu temin ettiği zaman rahat ediyor.
Herkes buna ihtiyacı var. Güneşe ihtiyacı var, herkesin suya ihtiyacı var, havaya ihtiyacı var, ekmeğe ihtiyacı var. Yani birinci sınıftaki insanlar böyleymiş. Hava, su, ekmek gibi her zaman herkese ihtiyaçtır bunlar. Bunlara müracaat edilir. İkinci kısım ilaç gibiymiş. Ancak ihtiyaç zamanında bunlara müracaat edilirmiş. İhtiyaç zamanı lazım olurmuş. İlaç ne zaman lazım olur? Hastalansan lazım olur. Lazım olduğu zaman müracaat edersin. Üçüncü kısım bunlar lazım olunmazmış. Üçüncü kısım hastalık gibiymiş. Bunlara hiç ihtiyaç olmaz deniyor. Bunlara hiç ihtiyaç olmaz. Fakat kendileri insanlara musallat olurlar, bulaşırlar. İnsanlar şimdi bu üç sınıftan birisidir. Şimdi üçüncü sınıftakiler hakim olursa, üçüncü sınıftakiler baş tacı edilecek olursa, ki kıyamet yaklaştıkça hadis-i şerifte de bildiriliyor, bu üçüncü sınıftaki insanlar hakim noktasına gelecek buyuruluyor. Bunlar hükmedecekler. Yani kötüler iş başına gelecek. Dolayısıyla o zaman orada rahmeti ilahi olsun, huzur olsun olmaz ki. Bu mümkün değil. Hani şöyle bir hadise anlatılır yine hayvanların dilinden. Vaktiyle bir kümese bir tilki dalanmış. Tabii kümes hayvanları bir araya gelmişler. Zamanının oranın amiri kimse ona dilekçe yazıyorlar. Yazıyorlar dilekçe, cevap yok. Yazıyorlar cevap yok. Yazıyorlar cevap yok. Tilki habire gelip duruyor. En sonunda demişler bu olmayacak. Bizim dilekçeler yerine ulaşmıyor. Bir heyet kurmuşlar. Kümes hayvanlarından gidip bizzat oranın en yüksek amiri kimse ona arz edecektir. Gidiyor heyet. Ne görüyorlar biliyor musunuz? Kümese dadanan tilki en yüksek makamda oturuyor. Kimi kime şikayet edeceksin? Kimi kime şikayet edeceksin? Dolayısıyla şimdi böyle bir kimse, yani kötü bir kimseye kötü olduğu veya kötülüğü anlatılmadığı müddetçe, yani gevşek davranıldığı müddetçe adam hastalık gibidir. Habire bulaşıyor. Böyle kimselerin kötülüğü, yaptıkları kötülükler anlatıldığı zaman gıybet olmaz buyuruluyor. Gıybet olmaz. Mesela o konuyu da iyi bilmek gerekir. O konuyu da iyi bilmek gerekir. Eğer ya aman işte söylemeyin etmeyin. Adam hırsız. Hırsız olduğu halde mesela ya gıybet olur. Adamın ismini zikretme. Gıybet olur mu? O gıybet olmaz. Din kitapları onu açık net bir şekilde bildirmiş. Adam mesela sahtekarlık yapıyor. Mağazası vardır. Hileli mal satıyor. Bunu söylemek gıybet olmaz. Adam tartta hile yapıyor. Ölçüde hile yapıyor. Ürettiği malda hile yapıyor. Bunu başkalarına anlatmak, gıybet olmaz. Gayret olur. Bu ama alenen belliyse. Tabii alenen belliyse. Yoksa öteki dedikoduya giriyor zaten. Ortada bir şey yoksa iftiraya giriyor. O iftira olur. Allah-u Teala korusun. O yakinen bilindiği zamandır bu. Hı-hı. Yakinen bilindiği zamandır. Mesela bir kimse belli günahları belli günahları işliyor. Aleniyet kazanmıştır. Böyle bir kimse fasıktır. Bu kimsenin fasık olduğunu söylemek, ya bu kimse böyledir, yalancıdır, sahtekardır. Artık bu özellikler açığa çıkmıştır. Herkes tarafından biliniyor. Bir başkasına bunu söylemek gerekir. Bilal-ı Habeşi radıyallahu teala an. Eshab-ı kiramdan kardeşi bir gün gelmiş demiş ki işte abi demiş ben falan yerde işte bir kız var. Yani onunla evlenmek istiyorum ama bana dediler ailenden birisini getir istettir. Benim için diyor hani dünür gidebilir misin falan. Hay hay beraber gidiyorlar. Bilal-ı Habeşi radıyallahu teala an. O kızın babasına, amcasına, dayısına neyse hane halkına diyor ki bu benim diyor kardeşim. Bunun işte diyor şu 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 vasıfları, güzel vasıflar var. Şu 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 kötü özellikleri de var. Ne kadar eksik taraf varsa onlar da söylüyor. Artık diyor siz kızınızı ister verin ister vermeyin. Hadi Allah'ım diye çekin. Dışarı çıkınca diyor ki abi diyor ne yaptın sen? Ne yaptım diyor. Diyor sen benim diyor yanlış taraflarımı da söyledin. Ne yapacaktın diyor gizleyecek miydim? Allah rızası için ben doğruyu söyledim. Sen eksilerinde var artılarında var. Onlar kabul ederse ne hale? Kabul etmezlerse senin o kötülüklerini veyahut da eksilerini gizlemen mi gerekir? Allah-u Teala bana sormaz mı diyor? Kefil olur. Allah-u Teala bana sormaz mı diyor? Yani bu din gayretidir işte. Bu din gayrettir. Hazreti Ömer radıyallahu teala kendisi halife, devlet başkanı. Oğlu bir günah işliyor. Ceza tatbik edilecek. Devlet başkanı olarak kendisi de o cezayı bizzat vermesi gerekir. Araya şefaatçiler giriyor. Ki çocuk yani kandırılarak, tuzağa düşürülerek öyle bir hataya düşmüş oğlu. Diyorlar ki ne olur hani bunun cezasını affedelim. Ya da aynı şekilde ne bileyim affedelim falan. Diyor ki hayır. Allah-u Teala bunu böyle emrettiyse bu ceza neyse cezası neyse onu çekecek. O ya, tatbik edilen ceza neticesinde oğlu vefat ediyor. Oğlu vefat ediyor. Daha sonra oğlunu rüyada görüyor. Öyle neşeli ki babacığım diyor senden Allah-u Teala razı olsun. Yani işlediğim o suçun, işlediğim günahın cezasını dünyada vermek suretiyle dünyada alırsa, görürse o cezayı ahirette cezası siliniyor, bitiyor yani. Tövbe istiğfar da ediyor.
Ben şimdi çok rahatım diyor. İyi gidiyor bana diyor, o cezayı tatbik etmişsin. Peki Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri haşa katlar mıydı da oğluna o cezayı tatbik etti? Oğluna şefaat edemez miydi? Devlet başkanıydı. Affetme etkisi de var. Affedemez miydi? Kurtuluşuna vesile oldu. Ebedi saadetini düşünüyor. Yani oğluna merhamet etti. Hatta Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam zamanında bir gün böyle eşraftan, yani ileri gelen ailelerden birisi böyle bir şey yapıyor. Siz söyleyiverin, suç işliyorlar falan. Geliyorlar diyorlar ki efendim işte bu işte çok bilinen tanınan bir ailenin işte kızıdır oğludur falan, ne olur hani buna bu cezayı tatbik etmesek falan. Sizden önceki Yahudi kavmi ve Nasrani kavmi de böyle tatbik ederdi. Garibanlara ceza verirdi, zenginler olduğu zaman bu şeyden vazgeçerdi. Vallahi buyuruyor, kızım Fatıma da işlemiş olsa bu suçu ve eli de kesilmesi gerekirse hiç çekinmem buyuruyorlar. Gayret böyle olur. Öbür türlü sizin de gevşeklik olur. Evet hocam, bir ara daha verelim, ondan sonra devam edeceğiz. Dinde gevşek davranmak insanı hem dünyada sefalete iter hem de ebedi saadetten mahrum kalmaya sebep olur. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde yumuşak olmak bereket getirir buyuruyorlar. Ve devamında hadis-i şerifin devamında da işinde taşkınlık ve gevşeklik yapmaksa gaflete sebep olur buyurulmaktadır. İslam alimlerinden Abdülaziz Ed-Derini Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki, yaptığınız uygunsuz işler için bir sebep ve özür göstermeyi bırakınız. Yaptığınız uygunsuz işler için bir sebep ve özür göstermeyi bırakınız. Allahü Teala'nın emirlerine uyup yasaklarından sakınmakta gevşeklik göstermeyiniz. Ahirete hazırlanmakta sabırlı olunuz ve sebat gösteriniz. Zaman zaman tabii bizi dinleyenler de hatırlarına gelebilir. Öyle durumlar söz konusu olur ki, ya namaz kılacaktım ama işte şu haramı şu günahı işlemeyecektim. Fakat işte bir arkadaş geldi, ya akrabadan falan geldi işte. Ya sorma ya işte falan olmadı. Yani muhakkak bir ortaya bir mazeret çıkartıyoruz. Veya bir sebep göstermeye çalışıyoruz. Halbuki bu zatın buyurduğu gibi yaptığınız uygunsuz işler için bir sebep ve özür göstermeyi bırakınız. Bunların hepsi nefsin vesvesesi, nefsin istek ve arzularına tabi olmanın neticesidir. Peki ne yapmak lazım? Ona direnmek lazım. Yoksa o zaman ebedi saadetimizi elimizden kaçırırız. Nerede olursak olalım, müdahene yani gevşeklik bizi dünyada da rezil eder, ahirette de berbat olur. Ama felakete düçar oluruz ve sonumuz hiçbir zaman iyi olmaz. Ama bir de şu var, bizi dinleyenlerin hatırına gelebilir. Efendim tamam, yani kendimizi, ibadetimizi yapıyoruz, gayret ediyoruz ve onda direniyoruz, nefsimize karşı mücadele ediyoruz. Ama öyle durumlar olur ki akrabayı tahallikattan olsun veya görüştüklerimiz arasında olsun. Yani onlara bir şey anlatmak veya söylemek ya inimiz yetmiyor yahut da bir şey söylediğimiz zaman veya yaptığımız zaman ne bileyim bir şey çıkma durumu söz konusu. Böyle durumlarda dinimizin bildirdiği bir ruhsat yok mudur? Yani her konuda, her zaman, her yerde konuşmamız mı gerekir? Efendim bunların hepsi. Bunların hepsi kitaplarda anlatılmış ve emir maruf deniyor. Yani Allah-u Teala'nın emirlerini anlatmak, yasaklarından da sakındırmaya, özür dilerim, emirlerini anlatmaya emir maruf, iyilikleri anlatmaya emir maruf ve Allah-u Teala yasak ettiği şeylerden sakındırmaya da nehy-i münker denir. Yani emir maruf yapmak ve nehy-i münkerde bulunmak her Müslümanın vazifesidir. Ama bilgisi yoksa, ilmi yoksa, alim değilse hal ile yapar bunu. Bazen öyle durum olur ki arkadaşlar arasında olsun veya akraba arasında olsun Allah-u Teala'nın yasak ettiği bir fiil var. Anlatsak gücümüz yetmez. Veya ne bileyim kitap vermeye kalkacağız fakat durum müsait değildir. Böyle durumlarda, böyle zamanlarda ne yapmak lazım? Böyle durumlarda da dinimiz lazım olan şeyi bildirmiştir. Buna eğer fitne çıkma ihtimali varsa veyahut da ne bileyim başka bir durum söz konusu olacak olursa dünyalık vererek dinimizi kurtarmaya mudarağa denir. Mudara caizdir. Bazen de müstahap olur. Hatta karı kocanın zaman zaman birbirine böyle yapması yani
dünyalık sebepleri ortaya koyarak dini konuya girmeden münakaşaya, fitneye sebep vermemek demektir. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir misafir gelir ve Peygamber Efendimiz buyururlar ki içeri alınız, o kötü bir insandır buyurur. Tabii o gelen misafir içeri girince de Peygamber Efendimiz onunla tatlı konuşur, neşeli konuşur ve o kimse gidince de yumuşak konuşmasının sebebi Peygamber Efendimiz'e sorulur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki cevaben, kıyamette en kötü yerde bulunacak kimse dünyada zararından korunmak için kendisine ikram olunandır. Bazen öyle kimse vardır ki, hani İmam-ı Gazali Hazretleri'nin biraz önce o aradan önce naklettiğimiz bu tasnifi var. İşte bazı insanlar vardır, gıda gibidir, bazıları ilaç gibidir. Üçüncü kısım da hastalık gibidir, illettir yani. Siz istemezsiniz ama onlar gelir size musallat olur, onlar sizi mahperişan eder. Dolayısıyla böyle hastalık gibi olan, istemezsiniz, görüşmek istemezsiniz, adam gelmiştir. Ne yapacaksınız? Aslında yüzüne gülersin, tatlı konuşursun, dünyalık şeyleri bahane edersin, adamı uzaklaştırırsın. Bu erkek de olur, kadın da olur. Buna dinimizde mudara denir. Yani dünyalık vererek dinini kurtarmak. Ama dinimiz müdahaneyi, yani dinden verip gevşeklik yapmayı yasak etmiş ve haram etmiş. Mudara ise, yani dünyalık vererek tatlıdır, güler yüzle idare ederek adamı göndermek, yani kırmadan, incitmeden başından onu savmak, buna mudara diyor dinimiz. Ve bunun caiz olduğunu bildiriyor. Hatta zaman zaman böyle davranmanın da müstehap olduğu kitaplarda bildirilmiş. Efendim işte biraz önce arz etmiştik. Adam kötülüğüyle meşhurdur. Öyle biliniyor, öyle tanınıyor. Bu kimsenin işte kötü olduğunu söylemezsek, insanlara bildirmezsek o zaman gevşeklik yapmış olur muyuz? Elbette, çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyururlar ki sıkılmadan açıkça haram işleyen kimseyi gıybet etmek caiz olduğu gibi şerlerinden korunmak için bunlara mudara etmek de caizdir. Fakat mudara, müdahene, yani dinde gevşeklik şeklini almamalıdır buyuruluyor hadisi şerifte efendim. Hatta başka bir hadis-i şerifte de Abdurrahman Münevi Hazretleri Künüz kitabında bildiriyorlar bu hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara mudara için gönderildim buyuruyor. Dini ve dünyayı korumak için dünyalık vermeye mudara denir. Dünyalık ele geçirmek için dini vermeye müdahane denir. Efendim, tabii çeşitli hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yumuşak davranmayı, insanlara insanların kalbini kırmamayı hep bildirmişler ama biz yumuşak davranacağız derken dinimizden taviz vermemiz de uygun değil. Abdullah İsfahani Hazretleri var. Bu zattan nasihat istedikleri zaman bu zat buyuruyor ki akıllı kimse imanını korumak için Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarında gevşeklik göstermez ve salih amellerde kusur etmez buyurmuşlardır. Akıllı kimse imanını korumak için Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarında gevşeklik göstermez ve salih amellerde de kusur etmez buyurmakta. Yine İslam alimlerinden Ahmet bin Asım Hazretleri var. Bu zat da buyuruyorlar ki en faydalı zenginlik fakirlik ve fakirlik korkusunu gideren şeydir. En güzel fakirlik sabredip durumundan şikayette bulunmadan sebeplere yapışıp elinden geldiği kadar çalışıp Allah-u Teala'dan gelen her şeye rıza ve hoşnutluk göstermektir. En üstün sebat ve azim fırsatlar doğup herkesin gaflet içerisinde bulunduğu dünya işlerine dalıp ahireti unuttuğu zaman gevşekliği sonra yaparım demeyi bırakıp dünya ve ahirete yarar işler yapmaktır. En kıymetli sabır nefsin arzu ve isteklerine karşı çıkarken tahammüllü ve dayanıklı olmak. Bu hususta en ufak bir fütur ve gevşeklik, acizlik göstermemektir buyuruyor Ahmet bin Asım Hazretleri. Tabii hemen hemen İslam alimler hepsi bu konulara temas etmişler. Mesela Ahmet bin Asım Antakya Hazretleri var. O da uzun bir nasihatlerinde uzun uzun anlatıyorlar ve sonra buyuruyorlar ki talebelerine anlatıyorlar ve anlattıktan sonra da buyuruyorlar ki şimdi kendi zamanınıza bakın. İnsanlar nasıl? Ey basire sahipleri, ibret alınız. Allah-u Teala'ya iman eden akıl sahipleri, Allah-u Teala'ya şükür vazifesini yapmayıp arzu ve isteklerini tercih edenler mesul olacaklar. Kıyamet gününde mazeret beyan edemeyeceklerdir. Allah-u Teala'dan gelen nimetleri çok görünüz. Ya Rabbi bol bol verdin deyiniz ki şükür etmeniz mümkün olsun. Nefsinize fırsat vermemek,
affa kavuşmak için yaptığınız ibadet ve taatı az görünüz. İhlaslı amel yapabilmek için gafletten çok sakınıp uyanık olunuz buyuruyor Ahmet bin Asım Antaki Hazretleri. Efendim çoğumuzun ismini bilmiş olduğu, ismini duyduğumuz ve bildiğimiz Ahmet Yesevi Hazretleri var. Bu zat 63 yaşına gelince, tabii çocukluğundan beri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyesine hep ittiba etmiş, hiç gevşeklik göstermemiş. O şekilde ki yaşı 63'e ulaşınca Resulullah Efendimizin tabii ahirete teşrif buyurduğu yaştır bu yaş. Bu yaşından itibaren yeryüzünde bulunmayı kendilerine münasip görmemişler. Bu sebeple dergahlarının bahçesine derin bir yer kazdırıyorlar ve içini kerpiçle ördürüyorlar. Nihayet hazırlıklar tamamlanınca talebelerini dergahın avlusuna toplayıp onlara hitaben, ey gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın en sevgili kulu olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında bu dünyadan ayrıldı. Ben de şimdi 63 yaşındayım. Artık şu gördüğünüz çilehaneye çekilecek, ömrümün kalan günlerini bu hücrede tamamlayacağım buyurmuştur. Talebelerinden bazılarının gözlerinden böyle yaş akarak diyorlar ki, ey hocam, bizim halimiz acaba nice olur sözlerine karşı da sizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum dedikten sonra merdivenlerle çilehaneye inmiştir ve ömrünü de orada tamamlamıştır. Bunlar nefislerinin istek ve arzularına karşı öyle sert karşılık vermişler ki, yani orada hiç gevşeklik göstermemişler. Hatta bazıları din büyüklerinden bazıları mesela diyelim ki bir mekruh işlediyse yemin ederlermiş, ey nefsim, bundan sonra işte senin de böyle hoşlanacağın olan şu mubahı yapmayacağım, şunu yemeyeceğim ve o işte sebat gösteriyorlar. Peki bunların faydası oluyor mu? İmam Gazali rahmetullahi aleyh bunları da uzun uzun bildirmiş ve nefse karşı bu şekilde tavır almak nefsi dizginler, en azından daha taşkın, daha azgın iş yapmasına mani olur diye bildirmiş İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Efendim yine Ahmet Yesevi Hazretleri, tabi o zat hayattayken onu kendisine rehber edenler var ki ondan sonra da onların sözleri ve hayatları okunduğu zaman, dinlendiği zaman yine okuyanlar, onun sözünü dinleyenlerin de yine rehberleridir onlar. Bazı böyle bariz hususiyetler, özellikleri var. İşte Yeseviye, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin yolu olan Yeseviye yolu olarak biliniyor. İşte bu yolda bulunanın uyması gereken bazı esaslar bildirilmiş kitaplarda. Mesela bunlardan bir tanesi deniyor ki, işte hocasının hususi hizmetinde ve bildirdiği, emrettiği bir hizmeti yaparken gayet atik, dikkatli, ağırbaşlı olmalı. Fakat ağır canlı olmamalı. İsteksizlik, gevşeklik hali hocasının rızasızlığına sebep olabilir. Onun razı olmaması ise silsile yoluyla Peygamber Efendimiz'e, dolayısıyla Allah-u Teala'ya kadar gidebilir buyuruyor Ahmet Yesevi Hazretleri. Yine Ahmet Yesevi Hazretleri kendilerinin talebeleri yetiştirdiği bu yolda bildirdikleri esaslardan bir tanesi de hocasının bütün hareketlerini, sözlerini ve nasihatlerini dikkatle takip etmeli. Bunda ve bunlara uymakta kaçamak ve gevşeklik yapmamalıdır. Bunları yapmakta ihmalkar ve gevşek davranmanın zararlarını iyi düşünmeli ve iyi anlamalıdır buyuruyorlar. Efendim yine İslam alimlerinin ve Evliya-i Kiram büyüklerinden olan Beyazid İslami Hazretleri var. Bu zat da küçük yaştayken işte annesi bunu mektebe gönderir, okula gönderir. Beyazid İslami Hazretleri büyük bir dikkatle derslerine devam eder. Fakat bir gün okuldayken Kur'an-ı Kerim okumak için, Kur'an-ı Kerim okuyor ve okuduğu yerde Lokman Suresi, Lokman Suresinin 14. ayet-i kerimesinin tesiri altında kalarak eve döner. Annesi merak eder ki, evladım niye erken döndün okuldan? Mektepten niye böyle erkenden geldin? Cevaben buyurur ki, anneciğimler, bir ayet-i kerime gördüm. Allah-u Teala o ayet-i kerimede kendisine ve sana hizmet etmemi, itaat etmemi emrediyor. Ya benim için Allah-u Teala'ya dua et, sana hizmet ve itaat etmem kolay olsun, yahut da diyor beni serbest bırak, hep Rabbime ibadet etmekle meşgul olayım. Bunun üzerine annecağızı cevaben buyurur ki, evladım der, seni Allah-u Teala'ya emanet ettim, kendin ona ver der. Tabi bundan sonra Beyazid İslami Hazretleri kendini Allah-u Teala'ya verir, emirlerin hiçbirisini yapmakta gevşeklik göstermez, çok titiz davranır ama annesine de hizmeti hiçbir zaman terk etmez. Hatta yine bu hizmet konusunda Beyazid İslami Hazretleri buyururlar ki, hayatımda yalnız iki defa annemin arzusunu yerine getiremedim. Her defasında mutlaka bana zararı dokundu. Birincide
Düştüm, burnum ezildi. İkinci de ayağım kaydı, düştüm. Omuzumdaki su tesisi kırıldı. Buyurmuştur. Yani annesinin emirlerini, annesine hizmeti de hiçbir zaman bırakmamış. İki defa diyor annemin hizmetinde geri kaldım, yerine getiremedim. Yerine getiremediğim için de bana diyor zararı dokundu. Birisinde düştüm diyor, burnum kırıldı. İkincisinde diyor ayağım düştü. O sırtımdaki diyor su tesisi kırıldı. İkisinde zararını gördüm buyuruyor. Tabi bunların bu hayatları, bu sözleri bizler için birer ibrettir. Bunlar niçin söylemişler bunları? Bizler istifade edelim diye. Ha, ne kadar istifade edersek kar kardır. Hani karıncaya demişler, nereye gidiyorsun? Kabe-i Muazzama'ya demiş. Demiş bu ayaklarla mı? Ben de biliyorum bu ayaklarla oraya ulaşamayacağımı, ama yolunda da ölemez miyim buyurmuştur. Onun için karınca, hani kararınca derler ya efendim, o kadarcık biz gayret sarf edersek, yolumuza devam edecek olursak, Cenab-ı Hak inşallah Teala ihsan sahibidir ve ihsanda bulunur. Olamasak bile yolunda bulunuruz. Yine Beyazlı Bistami Hazretleri, Beyazlı Bistami Hazretlerine daha doğrusu sormuşlar. Efendim demişler, Arif'in alameti nedir? Tabi dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Arif kimdir? Şimdi Arif deyince tabi bazı takımlarda falan Arif olanlar var. İsmi Arif olanlar. Öyle değil mi efendim? Evet hocam. O değil tabi. Arif olandan maksat o değil efendim. İsim olarak konur da Arif Allah-u Teala'yı tanımak demektir. Allah-u Teala'yı tanımak demektir. Arif'in alameti nedir deyince Allah-u Teala'yı anmakta gevşeklik göstermemektir. Allah-u Teala'yı anmakta. Tabi yine dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Yani ne demek o efendim? Yani elimize bir tesbih alalım. Allah 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 diyelim. Bu anmak mıdır? Evet, bu da anmaktır. Bu zikir midir? Zikirdir. Ama esas zikir, esas Allah-u Teala'yı hatırlamak, esas Allah-u Teala'yı yani hiçbir zaman gönlünden çıkarmamak. Yapacağın her işte, sokağa çıktığın zaman, alışveriş yaptığın zaman, yatağa gireceğin zaman, evine girdiğin zaman, evinden çıktığın zaman, insanlarla görüştüğün zaman, Rabbimin rızası nerede? Alışveriş yaparken karşıdakinin hakkı bana geçiyor mu? Konuştuğun zaman ben bunun kalbini kırdım mı, incittim mi? Bu ölçüleri iyi bilir, buna göre hareket ederse, yani her an, yani Rabbimin rızası nerede? O buradan ne emrediyor? Ben nasıl hareket etmen lazım? Esas zikir de budur buyuruyor. Bahattin Buhari Hazretleri bir şey naklediyor da, hacca gidiyor mübarek, haçta bakıyor ki Kabe-i Muazzama'nın yanında Kabe-i Muazzama'nın siyah örtülerine tutunmuş yaşlı bir adamcağız, böyle sakallı, sakalı falan bembeyaz olmuş adam, böyle feryat ediyor ya Rabbi diyor, boyuna inliyor falan, dua ediyor. Zahiren bakınca Allah adamı gibi, gönlü sanki Allah-u Teala'nın sevgisi ve muhabbetiyle kaynıyor gibi gösteriyor. Allah-u Teala peygamberlere aleyhissalatü vesselam kalplerdekini okumayı ihsan ettiği gibi onun varisi olan alim ve evliyaya da nasip etmiştir bunu. Bahattin Buhari Hazretleri de dua ediyor, ya Rabbi diyor, bu kulun ne kadar samimi mi acaba? Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Allah-u Teala onun gönlündekini, o yaşlı adamın, o feryadı figan eden, dua eden adamın gönlündekini görüyor. Meğer adam Kabe-i Muazzam'ın örtülerine yapışmış, böyle ya Rabbi diyor, inliyor, feryat ediyor, ama gönlündeki düşünce, işte insanlar var ya, ne mübarek adam Kabe-i Muazzama'ya gelmiş, örtüsünden tutmuş, uf uçuyor desinler diye yapıyormuş. Fatih-i Buhari Hazretleri Fesubhanallah buyuruyor. Adamın söylediklerine bak, kalbine bak. Neyse, oradan gidiyor, geçiyorlar, Mine'ye geliyor. Bakıyor ki orada bir genç alışveriş yapıyor, ticaretle meşgul, kumaş satıyor, kumaş tüccarı. Binlerce altın liralık alışveriş yapıyor. Zahiren bakıyorsun adam dünyaya kaptırmış kendisini. Hiç ahirette alakası yok. Hem de mübarek haç zamanı. Mina'da mübarek bir yer. Böyle bir yerde. Zahiren dünyadan. Ona da dua ediyor. Ya Rabbi diyor, bu genç kulunun da kalbindekini gösterir misin bana? Bir bakıyor ki genç boyuna örterken, ölçerken özür dilerim. Ölçerken, kumaşı ölçerken. Aman işte karşıdaki işte o Allah'ın kulunun hakkı bana geçmesin. O kulunun hakkı bana geçmesin diye mümkün mertebe fazla ölçüyor. Para alırken veyahut da üstünü verirken aman diyor kul hakkına girmeyeyim. Onların hakkı bana geçmesin. Varsın benimki onlara geçsin, ben helal ettim diyor. Ya adam her an düşüncesi bu. Parayla oynuyor, altınla oynuyor ama bir an Allah-u Teala'dan gafil değil. Her an Allah-u Teala'yı hatırlıyor. Gevşek davranmıyor. Öbürüsü? Öbürüsünün kalbine zaten şeytan ve nefsi yerleşmiş. Kabe-i Muazzama'nın örtüsüne yapışmış ama Allah-u Teala muhafaza buyursun. Tabi sadece onu değil, hepimiz efendim, hepimiz muhafaza buyursun. Efendim İslam alimlerinden Ebu Muhammed Razi Hazretleri var. Bu zat da buyuruyor ki, bir kimse İslamiyet'in emirlerine uyup uymadığını anlamak istiyorsa, bir kimse
İslamiyet'in emirlerine uyup uymadığını anlamak istiyorsa, bu emir ve yasakları nefsine tatbik etsin. Eğer emirleri yapmakta ve yasaklardan sakınmakta bir isteksizlik, gevşeklik yoksa, bilsin ki İslamiyet'e uymaktadır. Ayda, hepimiz dökülüyoruz o zaman. Hepimiz dökülüyoruz. Hem yine İslam alimlerinden Ebu Turab Mahşebi Hazretleri var. Bu zat da buyuruyor ki, kul bütün gücüyle günahlardan uzaklaştığı zaman Allah-u Teala'nın yardımı, ihsanı her tarafını kaplar. Kalbin günahlar ile kararmasının alameti üçtür buyuruyor bu zat. Eğer bir kimse gerçekten ibadet ediyorsa Allah-u Teala'nın ihsanına ve yardımına kavuşur. Ama kalbin de kararmasının alametleri vardır. Kalbin günahlarla kararmasının alameti üçtür. Birincisi, günah işlemekten korkmamak. Ya bu benimki de günah. Oho, neler var dediyse bu yok yani. Günahın affı gördü, o bitti onun işi. Allah para korusun, kalp kararmış yani. İkincisi, ibadetlerde gevşek davranmak. Kalbin karardığının alametleridir. Üçüncüsü de, vaaz ve nasihat ona tesir etmezmiş. Kalbi kararmıştır çünkü. Çaresi ne? Çaresi din büyükten hayatını okumak. Çok istiğfar okumak. Estağfurullahil azim ellezî la ilahe illa huvel hayyel kayyum ve yetubileh. Sadaka verecek. Ondan sonra evliya-i kiramın kabrini ziyaret edecek. O kabrin başında yani önce istiğfar edecek. Ondan sonra sadaka verecek. Ondan sonra o kabrin başında bir Fatiha 11 ihlas okuyacak. Gidemezse bile bulunduğu yerde bir zatı vesile ederek bir Fatiha 3 ihlas okuyup onun ruhuna hediye ettikten sonra ya Rabbi bu zatın hatır ve hürmetine, ya Rabbi günahlara karşı bana soğukluk ver, ya Rabbi ibadetleri bana kolaylaştır ya Rabbi diye, günahlarım affet ya Rabbi diye dua etmesi lazım. Ve bir de İmam-ı Rabbani Kudüs-i Resul Hazretleri'nin Mektubat kitabı, ki Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden sonra en kıymetli kitaptır buyuruluyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin o Mektubat kitabı, bu Hakikat Kitabevi birinci cildini müjdeci mektuplar olarak tercüme etmiştir. Başka tercümeleri de vardır, onları hiçbir zaman tavsiye etmiyor. Çünkü o tercümeler okunduğu zaman İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden sevmek şöyle dursun, anlamak şöyle dursun, uzaklaşır buz gibi olur. Bu Hakikat Kitabevi'nin yayınladığı Mehmed Emin Tokati Hazretleri'nin talebesi Müstakim Zaydi Süleyman Efendi'nin tercümesidir. O tercüme esas alınmıştır. Müjdeci mektup olarak birinci cilt. İkinci ve üçüncü cilt de tam İlmihan Saadettevi'nin içerisinde mevcuttur. İşte o kitabı okumak, mektubatı okumak haramlardan ve mekruhlardan insanı soğutur buyuruluyor. İçindeki bilgileri anlamasa bile okusa bu faydasını görür buyuruluyor. Cenab-ı Hak tabi hepimiz aff ve mağfiret eylesin. Kolay iş değil. Evet. Bakın efendim, İbni Hafif Hazretleri var. Bu zat da buyuruyor ki, riyazet nefsini hizmetle kırıp Allah-u Teala'ya ibadette gevşeklik göstermesine mani olmaktır. Hani zaman zaman duyurmuştur. Efendim riyazet nedir? Nefsin üstün üstüne gitmektir. Tepesine binmek demektir. Tabii herkes bunu yapabilir mi? Yapabilir tabii. Herkes bunu yapabilir. Elbette ki yapabilir. Yapamayacak bir şey yok ki. Gayret etmesi lazım. Efendim ben yapamam. Olmadı o zaman. Olmadı o zaman. Efendim İslam alimlerinden Muhammed Baki Bilal Hazretleri var. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hocasıdır efendim bu. Bu zat işte bir gün bir talebesine gönderdiği bir mektupta buyuruyorlar ki, devamlı abdesti bulunmak, helal yemek, helal yemeğe dikkat etmek, bütün günahlardan, gıybetten, söz taşımaktan, mümini aşağılamaktan, Müslümana düşman olmaktan, kin tutmaktan, eli altında olanlara kızmaktan ve sert davranmaktan sakınmak lazımdır. Bizim yolumuzun esası budur. Bunlarsız iş sağlam olmaz. Ama bu sayılanlarda arada bir gevşeklik olursa bu işi, yani büyüklerin verdiği vazifeleri ve o yolun icablarını terk etmemeli, aksine tövbe ve istiğfar etmeli ve kendisine emredilenleri, o vazifeleri doğru dürüst öğrenmeli, onlara sıkı sarılmalıdır. Ayet-i kerimede muhakkak ki sevaplar günahları örter. İnsan tabii nefis bulunduğu müddetçe ne kadar da dikkat etse, gevşek davranmamak için gayret sarf etse de düşebilir. Düşebilir. Hataya düşebilir. Ama böyle durumlarda da hemen yine tövbe istiğfara yapışıp ve kurtarmak lazım. Ve efendim Abdullah bin Mübarek Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki, müstehapları yapmakta gevşek davranan sünnetleri yapamaz. Sünnetleri yapmakta gevşeklik de farzların yapılmasını zorlaştırır. Farzlarda gevşek davranan da marifete, Allah-u Teala'nın rızasına kavuşamaz. Silsileye böyle girir. Gidiyor bunlar. Efendim işte ben bunu yapmasam da şunu yapsam olur mu? Şunu yapsam olur mu? O gevşeklik başladığın zaman onun neticesi hep gelir. Bakınız şeyde İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bir sözleri var da buyuruyor ki, dine uymakta gevşeklik, tembellik arttıkça ve namaza ait, ibadete ait olan o lezzetler de kaybolur gider. Peki çare ne öyleyse? Çare, hani din büyüklerim sözü vardır. Gevşek olmayanlarla beraber olmak lazım. Onlar nerede? Onlar toprak altında.
onların kitaplarını, hayatlarını okursak biz de nefsimize karşı kuvvet kazanmış oluruz ve onları yıkabiliriz. Cenab-ı Hak hepimizin yardımcısı olsun efendim. Amin. Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyiciler, bu akşam da bu haftada Gönül Pınarı programının sonuna geldik. Konumuz dinde gevşek davranmaktı. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Gönül Pınarı.